Gün doğdu. Alpleriyle saldırdı. Ya Ertuğrul. Hala nefes alıyordu. O Türk. Nefes aldıkça bize de huzur yok. Kurdoğlu'ndan neler olduğunu öğreneceğim. Sabah konuşuruz olan biteni. Seni merak ettim. İşte geldim. Hoş geldin Turgut. Affedersin, yanlış söyledim. Yehuda. Vazifeni başardın mı? Kanlar içinde yatıyordu. O ve arkadaşları. Ama hala nefes alıyor. Ertuğrul yaşadıkça vazife bitmeyecek. Eğer bu ilacı bu kadar fazla içersen gözün açıkken kabuslar görmeye başlayacaksın. Sonra da ölümlerin en kötüsünü yaşayacaksın.
Isadora. Güzel prenses. Çok meraklısın. Senin gibi bir hanımefendi için bu hiç iyi bir şey değil. Müsaaden olursa Ertuğrul'un yokluğunda Alaaddin'in çeyiz kervanına ben refakat etmek isterim. Baba, bir taşla iki kuş vurmak niyetindeyim. Nasıl? Sultan Alaaddin'in itibarını kazanacağız elbette. Ama daha önemlisi tapınakçılar. Tapınakçıların bu izdivaca mani olmak isteyeceği gün gibi aşikar. Kervana pusu kuracaklardır. Yani? Yani demem o ki ava giden avlanır baba. Hem bu tapınakçılara haddini bildirmek hem de boyumuzun itibarını yüceltmek için çok iyi bir fırsat. Bu sebepten izin verirsen kervana ben eşlik etmek isterim. Pekala. Allah yardımcın olsun. Amin. Eyvallah beyim. Hayme ana. Gel kızım. Hayme ana, çok yoruldun, dinlen artık. Ben Ertuğrul'un başında beklerim. Dündar'ı da yalnız koma. Ana olmak çok zor Halime. Yarın bir gün senin de boy boy çocukların olduğunu anlayacaksın. Onların ayağına diken batsa senin yüreğin yangın yerine döner. Ertuğrul sana emanet. Merak etme Ayman'a. Bütün cihan bir araya gelse sen onlara vermem derdin. Vermedin de. Şimdi beni bırakıp gitme Ertuğrul. Başkasının kadın olmaktan ölmeye razı olduğum gün beni hayata bağlayan bu sözlerin oldu. Ben vazgeçmedim. Sen de vazgeçme. Dön bana Ertuğrul. Sen nefes aldığın sürece ben senden vazgeçmeyeceğim.
Demek benden Sultan Alaaddin'le Şam Melikesi'nin nikahını gizliyorlardı. Çeyiz kervanı Konya'dan yola çıkmadan biliyorduk. Bu evlilik bizim çıkarlarımıza uygun düşmez kurdoğlu. Senin çıkarlarına da. O kervan Melike'yi istemeye gidemeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Kervanın her hareketini biliyoruz. Sultanın kayalardan yardım istediğini, her şeyi. Ama canımı sıkan biri var. Ertuğrul, o kervanı götüremez. Ağır yaralı. O yarayla yaşaması bile bir mucize. Turgut Alp, gördüğüm en sağlam deliği açmış Ertuğrul'un uğursuz bedeninde. Lakin öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Kim giderse gitsin, elçiyle birlikte ölecek. Kervan bizim meselemiz. Sen obadaki gücünü pekiştir. Gerisini biz hallederiz. Ertuğrul bu haldeyken Süleyman Şah'ı devirmek için bundan iyi bir fırsat olmaz. Benim de tahammülüm kalmadı artık. Her geçen gün aleyhime çalışıyor. Er ya da geç seninle işbirliği yaptığım ortaya çıkacaktır. Doğru. Aynı şeyleri düşündüğümüzü bilmek beni rahatlattı. Ama önce bana iki kişiyi teslim edeceksin. İbn-i Arabi ile Küçük Şehzade'yi. İbn-i Arabi yarın yola çıkacak. Yanında dervişinden başka kimse olmayacak. Güzel. Küçük Şehzade'ye gelince meraklanma. Yiğit kendi ayaklarıyla gelecek sana. Bana deme. Bilirim. Bu obada en fazla bana güvenirsin. Ama babanın verdiği vazifeyi bana bile deme. Selcan, sen ne dersin? Çadırda bizden başka hiç kimse yok. Yerin kulağı vardır. Allah'ım korusun seni. Koskoca Sultan Alaaddin obaya elçi gönderip babandan rica ettiyse ona hayır demek olmaz tabii. Lakin asıl önemli olan bu vazifeyi sana babanın vermesidir Gündoğdu'm. Her şeyin ne kadar değiştiğini sen de görürsün değil mi? Şövalyelerle cenk edip onları yendin. Kardeşim ve Alpleri kurtarıp obaya getirdin. Süre için çok iyi bir alıcı buldun. Sen obamıza güven ve altın getirdin. Bunların ne demek olduğunu bilirsin değil mi? Senin için hatun. Allah izin verirse doğacak bebeğimiz için. Ama dediğim gibi, Alplerin bile bilmesin nereye gideceğini, ne yapacağını. Allah muhafaza. Uğursuz kefenin kulağına giderse başına bir şey gelmesinden korkarım. Ya emmim. Bilhassa kurdoğluna dikkat etmelisin Gündoğdu. Küçük bir oyunla onun hain olup olmadığını anlamanda fayda var derim. Çünkü bu beylik yolunda en yakın müttefikin o olacaktır. Eğri yola düşenin doğru yola çıktığı görülmemiştir. Nedir aklından geçen? Aldığım görevi emmime söyleyeceğim. Eksik ve yanlış söyleyeceğim. Yem atıp yanlış yapmasını sağlayacaksın. Eğer emmim hainse bu haberi tapınakçılara uçurup bana pusu atacaktır. İşte o vakit kanı bana helaldir. Yok değilse beylik yolunda en büyük yoldaşımdır.
kızım. Baba. Buraya gelmemelisin. Çok tehlikeli. Seni buradan çıkarmanın bir yolunu buldum. Şafi ismine hürmeten sıhhat bulasın. Amin. Sıhhat buldu inşallah Halime kızım. Her daim gözünü üstünde tut. Bize yine yol göründü. Bizi yalnız koymasaydınız. Telaş etmeyesin. Bu yiğidin yanında nice koruyucular var. Gitmeden önce sana bir emanet bırakacağım. Ben dönmeden Ertuğrul iyileşirse ona vereceksin. Ve sakın ha içine bakmayasınız. Canım pahasına koruyacağımdan emin olun. Çok iyi düşünmüşsün. Bu işi ancak kayılar halledebilir. Böylelikle bu delikanlıyı da uyuşturucunun etkisinden kurtarabilirsin. Kayılarla birlikte mutlaka kaleye dönüp seni buradan çıkartacağım. Şeyh'im İbn-i Arabi, dedikleri gibi obadaysa vazifemi yaptığımı söyleyin ona. Her gece bütün dualarımda onu andım. Allah yardımcın olsun kızım. Hoşça kal baba. Sana veda etmiyorum. Çünkü geri döneceğim. Ay kızı ne edeci? Belli bizi düşman belledi. Ya o da yavuklusu olacak o hainin yanındaysa? Ya obadan haber getirip götüren onlarsa? Çüş. Çüş mü var la? Düne kadar sana Turgut Ertuğrul Bey'imizi hançerleyecek desem ne yapardın? Ümüğünü sıkar suyuna pilav pişirirdim. Ya gördün mü? Sahi. Ay kız hainse, bunu nasıl bileceği? Önce gidip Turgut'u tutacağız. Tırnağımdan küçük çengelleri başından aşağı etinin her yerinden gerip göğe asacağız. Ak etinden kıyma kıyma çekip kara kavurma yapacağız. Ay kızın önüne koyacağız. Tutki yedi.
Selcan bacının attığı kırbaç var ya, o vakit o kırbaçları arayacak işte. Yediğim kırbaçlar ne tatlıymış. Kıymetini bileymişim diyecek. Tanrı'nın günahlarını affetmesini istiyorsan bana yardım etmelisin. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım hanımım. Beni bu kaleden çıkarmalısın. Fakat daha geri dönemezsiniz hanımım. Dönerken yalnız olmayacağım. Nereye gideceksiniz? Kayı obasına. Ertuğrul Bey'i bulmaya. Bir de Aykız'ı. Turgut'un yavuklusu. Alplar, destur var mıdır? Gel bacım. Bu kara dünyaya geldiğim günden beri sevdim ben onu. Göz açıp sevdiğim, gönül verip sevdiğim şah yiğidimdi o benim. Karşıda yatan kara dağları, senden sonra ben neylerim dedim. Yaylalar olsam mezarım olsun dedim. Soğuk suların içer olsam kanım olsun dedim. Şahbaz atına binersen kefenim olsun dedim. Senden sonra bir yiğidi seversem ala yılan soksun beni dedim. Benim canım sana kurban olsun dedim. Lakin eğer o dediklerinizi ettiyse Turgut'un canını almak bana helaldir bilirsiniz. Eğer o soysuzun peşinden gider de beni götürmezseniz bilesiniz size de hakkımı helal etmem. Tapınakçıların kalesinde böyle iksirli su gibi bir şey veriyorlardı. Mavi mavi. Ağır işkence yapıyorlardı. Bu işte bir iş var. Ama ne? Bize yol göründü Süleyman Şah. Bunca işle uğraşmaktan sizi ağırlayamadık. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir daha ne zaman görürüz sizi? Döneceğim. İnşallah. Bekleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Dualarınızı üzerimizden hiç eksik etmeyin. Dualarım hep sizinledir Süleyman Şah. Sağ olun. Hayırlı olsun.
Yiğidim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yiğidim. Hamza. Seçtiğim alpler analarıyla babalarıyla vedalaşsın. Helallik istesin. Varsa evlatlarının kokusunu içine çeksin. Hazır olsun. Emrin olur bey. Hayırdır Gündoğdu? Ava çıkacak gibisin. Gözünden kaçan ahval var mıdır emmi? Adımı koyanlar boşuna Kurdoğlu dememiştir Gündoğdu. De bakalım, bu hazırlık ne için? Yoksa tapınakçılardan Ertuğrul'u almaya gittiğini sakladığın gibi bunu da mı benden saklayacaksın? Sana itimadım tamdır emmi. Önce babama, sonra sana. Nedir o zaman olup bitenler? Alplerinle ne yapmaya gidersin? Alaaddin'in elçileri gelecek. Halep yakınlarındaki Büşra Tepesi'nden alıp Şam'a götüreceğim. Alaaddin Şam emirini yeğenine talipmiş. Onu isteyecekler. Vay vay vay. Büyük ittifak ha? Yine ateşin ortasına atlarsın yani. Lakin bunu tapınakçılar duymuşsa işin çok zor evlat. Bu bilgiyi alplerinden bile saklamakla çok iyi etmişsin. İçimizdeki haini ortaya çıkarana kadar her işimizi gizli kapaklı yapmak zorundayız. Bana başka bir diyeceğin var mıdır? Hayır, duanı isterim emmi. Başka ne olsun? Dualarım her zaman seninledir Gündoğdu. Amin. Sen şimdi git, Büşra Tepesi'ne pusu kur. Ben Şam'a başka bir yoldan gideceğim. Tapınakçılardan ya da Kurdoğlu'nun adamlarından gelen olursa tezkellesini vur. Emrin olur beyim. Görelim bakalım. Emmim hain mi, değil mi? İbnül Arabi'yi aldırmak için birlik göndermişsiniz efendim. Senin daha mühim bir vazifen var Titus. Bir ihtiyarla bir dervişi almaya seni göndermek istemedim.
Nedir efendim? Sultan Alaaddin, kayılardan destek alıp Şam emirinin yeğenini istemeye bir elçi gönderiyor. Ne elçi, ne kervan, ne de onlara eşlik eden gün doğdu. Hiçbiri geri dönmemeli Titus. Emredersiniz efendim. Sana gelince Eftalya, bu gece kardinalin hazırladığı raporu alacaksın. Bu ilaçla uyuduğundan emin olunca bu raporu satır satır okuyacağız. Hakkımızda yalan yanlış şeyler yazmışsa uykusundan asla uyanamayacak. Sonra da Şam'a gideceksin. Olur da işler ters giderse saraydan Konya'ya gelin gitmemesi için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim. Üzerinde taşıdığın sandık. Hani şu içinde daha önce hiçbir faninin görmediği kutsal emanet. Onu uslu uslu mu vereceksin? Yoksa zorla mı alalım? İnsanlardan bir şeyler almak için elini uzatma. Ancak onların suretinde verenin Allahu Teala olduğunu bilirsen alabilirsin. O takdirde de ancak ilmin sana mübah kıldığı kadarını al. Aç şu heybeyi. Nerede o emanet? Burada. Eğer öğrenmek istersen sana dilimle söylerim. Eğer benden söküp almak istersen kalbim kılıcın kadar yakın sana evladım. İhtiyarı rahat bırakın. Yolunuza devam edin. Susturun şu adamı. Bütün gece uyumadım. Hadi git biraz dinlen. Ben oğlunun yanında kalırım. Ertuğrul'un yanından geliyorum. İyi o da çok şükür. Allah'ım şükürler olsun.
Hadi git biraz uyu. Kurda olduğuna haber var. Yok. Gün doğduğun oyunu akşama kadar belli olur. Allah'a dua ediyorum. Kurdoğlu için düşündüğümüz her şey inşallah vesvesede kalır. İnşallah beyim. İnşallah. Eğer ki içimizdeki hain oysa bedelini en ağır şekilde ödetirim ona. Ama yok değilse kan kardeşim için düşündüğüm vesveseler için gidip ondan af dileyeceğim. Sana karşı hata ettim. Beni affet. İzin ver senin dervişin olayım. Yoluna kurban olayım. Bacım git kilimlere yardım et. Yemi attı mı gün doğdu? Attı. Benim attığı yemi tapınakçılara uçuracağımı düşünüyor. Yanıldığını görecek. Ondan sonra da emmisiyle birlikte obaya huzur gelecek Selcan Hatun. Üzerimizde fazlaca şüphe var. Ayman Hanım, merak etme. O şüpheler de ortadan kalkacak. Nasıl? Obaya bahar geldi Selcan Hatun, farkında değil misin? Azıcık yüzün gülsün. Bırakma bal anlatmayı. Nasıl dedim? Bugün obadaki hain ortaya çıkacak. Ondan sonra seyrele gümbürtüyü. Nerede ortaya çıkacak? Ertuğrul'un cesedinin başında. Merak etme. Hazır mı her şey? Hazır beyim. Merak etme. Her şey çok kolay olacak. Güzel. (Gülüyor)
Aç. Eyvallah beyim. Ertuğrul öldüğünde kalanı da alacaksın. Ne yapacaksın bu kadar altın Alpargu? Obanın en büyük sürüsü benim olacak beyim. Ahmak. O sürünün içindeki en öküzü sensin de bunun farkında bile değilsin. Vay vay vay. Obanın kızı gezintiye çıkmış. Sultan Hatun kendine uygun görmez herhal bizleri. Hem uygun görmez hem de ben bundan gayrı obanın kızıyım diye ortalığı bulandırır durur. Selcan Hatun. Sözlerinizden biri bile aklımın ucundan geçmez. Lakin zor günler geçirdiniz. Kalbinizi kırmaktan imtina ederim. Gören de seni iyilik meleği sanır. Başkalarının kalbi seni bu kadar alakadar ediyorsa... kardeşime yaptıklarını bir düşün hele. Ne yapmış olabilirim ki kardeşinize? Ne kötü bir sözümü işitmiş ne de kendi bakışımı görmüştür. Senin gibi saraydan çıkma havarda kızları biliriz iyi kötü. Çok memleket gördük. Senin gibiler. Sürüsüne bereket. Saraylardan çıkmadığınız belli oluyor Selcan Hatun. Sana geldiğin ilk günde dediydim. Bu oba sana göre değil. Yerini yurdunu bil. Git dediydim. Hakkı da çıktım. Senin yüzünden çok acılar çektik. Şimdi döndün geldin geri. Kardeşime acı verir durursun. Ben sevdiğim, beni seven adamın yanındayım Selcan Hatun. Kardeşinize de bir şey yapmadım, yapmam da. Ya babası mı olacak? Ne olmuş Süleyman Şah'a? Gökçe ile evlenmesini vasiyet etti Ertuğrul'a. Dünya yıkılsa Ertuğrul Bey'in babasının sözünden çıkmaz. Bunu hala öğrenemedinse ya körsün ya niyetin kötü. Ya da gerçekten aklı kıt bir aşıksın. Ben Ertuğrul Bey'in sevdiği kızım Selcan Hatun. Sahip olduğum her şeyi bırakıp geldim onun yanına. O git diyene kadar da bu obanın kızıyım. O gel dediği için geldim. Git derse de giderim. Lakin bu onun sözüyle olur. Sizin demeniz ya da Süleyman Şah'ın demesiyle değil. Bunu da böyle bilesiniz Selcan Hatun. Belli ki seni kovana kadar... ya da Ertuğrul belasını bulana kadar... senden kurtulamayacağız. O da yakında belasını bulacak zaten. Yolun açık olsun evladım. Eyvallah baba. Yolun açık olsun yeğen. Eyvallah yeğen. Thank you.
Haydi bismillah.